CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat bizimle birlikte. Aynı zamanda Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de bizimle. Hoş geldiniz Sayın Öztürk, Fırat yayına. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ali Haydar Bey, sizinle başlayalım. Bir ilk değerlendirmenizi alayım. Peş peşe gelen açıklamaları da okuduk. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklamalar da net. Aslında oradaki mesele metin değil. Bunun yapılmaması gerektiğini biz daha önce kendilerine tebliğ etmiştik defaten ama buna uyulmadı deniyor. Buyurun. Evet, aslında Semih Hanım, bu yemin ve sonrasındaki süreç ikiye ayırmak gerekiyor. Öncesinde hatırlarsanız hem Sayın Ömer Çelik hem Sayın Cumhurbaşkanı bunda bir şey aramaması gerektiğini ve dolayısıyla teğmenlere sahip çıkan bir yaklaşım gösterdiler. Fakat sonrasında özellikle bir takım troller tarafından bambaşka gündemler, bambaşka süreçler devreye sokuldu ya da tartışmalar devreye sokuldu. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki bunun hesabını soracağız. 1-8 gün sonra bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Teğmenlerle ilgili olarak ortaya o kadar farklı iddialar atıldı ki, yani bir terör örgütü üyesi olmadıklar ki ima edildi. Ama mevcut iktidar tarafından, iktidar bloku tarafından bir tek terör örgütü üyesi olmadıkları ifade edilmedi ya da dile getirilmedi. Dolayısıyla ben meselenin, partimizde bugün Sayın Genel Başkanımız da açıkladı, biz mevcut disiplin şartlarına uyulmaması gerektiğini ya da disiplinle ilgili bir mesele olmadığını, meselenin son derece aslında mevcut siyasi iktidar tarafından politikleştirildiğini, siyasallaştırıldığını düşünüyoruz. Yemin kısmında mesela oradaki teğmenler Atatürk yerine Sayın Cumhurbaşkanı lehine bir slogan atmış olsalardı biz bugün bununla karşılaşmayacaktık. Dolayısıyla sanki yani muazzam bir disiplin süreci işliyor ve herkese aynı şekilde muamele yapılıyor gibi bir yaklaşım gösteriyor. Bu doğru değil. Burada bence birkaç mesele var. Bunlardan biri teğmenlerin üçünün pırıl pırıl genç kadın olması ve bunun gerçek anlamda Türkiye'de Cumhuriyet'in aslında yetiştirdiği ya da yetiştirmek istediği bir nesle denk düşüyor ya da karşı geliyor olması. Bunun yaratmış olduğu iktidarda bir travma var. İkincisi, bu insanların bütün yapıp ettiklerine rağmen hala, iktidar için söylüyorum, hala Cumhuriyetçi, Kemalist ve Atatürkçü olmaları iktidarı rahatsız etmiştir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında aslında meselenin disiplinle ilgili olmadığını, hem bu teğmenlerimizin kadın olması, başarılı olması, genç olması, efendim işte Atatürkçü olması, Cumhuriyetçi olması, bunlardan kaynaklanan bir nitelik taşıdığı için iktidar bir tür hesaplaşmaya gidiyor. Tersi olsaydı, gerçekten iddia ettikleri gibi bir disiplin meselesi olsaydı, örneğin bir tarikat ziyaretinde bulunan Tugeneral miydi, Tümgeneral miydi, bir üst düzey bir yöneticinin, bir komutanın ne kadar baskılara rağmen zorlan öyle ya da böyle emekli geldiği için emekli edildiğini biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herhangi bir tarikat ve cemaate bağlı olursanız bir sorun olmuyor. Bu iktidarın gözü önünde binlerce kişi FETÖ'nün işte soruları çalmasıyla buraya yerleştirildi ve bu iktidar tarafından bunlar yükseltildi. Dolayısıyla bence dürüst olmak lazım, samimi olmak lazım. Neyse muratları açık bir biçimde söylesinler ama işi efendim disiplin meselesiymişe bağlamak bence son derece gülünç bir mesele. Kendilerini bir bu konuma düşürmesinler. Son olarak şunu söyleyeyim, kendi askerine sahip çıkmayan bir komutanın, bunu hem Milli Savunma Bakanı için söylüyorum, hem Genelkurmay Başkanı için söylüyorum, hem Kara Harp Okulu Komutanı için söylüyorum. Kendi askerine sahip çıkmayan kendi vatanına sahip çıkamaz. Bu kadar net ve açık ifade edeyim. Peki Hasan Bey, mesele hani disiplin meselesi değil diyor Sayın Fırat. Siyasallaştırıldığını da düşünüyor. Bu teğmenlerin genç, başarılı, Atatürkçü kadın olmalarına dikkat çekti. Ne dersiniz? Şimdi bu meseleyi çıktığında bu mesele tartışılırken ilk söylediğim cümle, Habertürk'te de söylemiştim, başka televizyonlarda da söyledim. Buradaki duruşumuz şu, bu bir disiplinsizliktir benim duruşum. Ve bunun disiplinsizlik neyi gerektiriyorsa onu yapılsın. Ama buradan bir cunta çıkmaz demiştim. Bunu ben sizin yayınlarınızda da söyledim, kendi televizyonunuzda söyledim, başka yerlerde söyledim. Ama Ali Haydar Bey'in bu konuda çok az bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum.
Çok net söylüyorum. Sizdeki Çünkü bilgi ne? Yani... söyleyeceğim. Paylaşsam. Ali Aydar Bey böyle genel geçer şeyler söyledi. Hele ki bugün ben Özgür Bey'i de canlı canlı dinledim. Baştan sona Özgür Bey'in de yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Burayı açtıktan sonra birkaç şey söyleyeyim. Evet, ben de bu gençlerin pırıl pırıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki paşaları olacağını düşünenlerdenim ve olması gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat Ali Aydar Bey ısrarla 3 kızımızdan, genç hanımefendiden, başarılı hanımefendiden bahsetti ama burada bir tane Kara Kuvvetleri, çok özür dilerim, Kara Harp Okulu mezunu genç Teğmen hanımefendiyle ilgili bir soruşturma süreci var. Diğerleriyle ilgili öyle bir şey yok, onu söylemek isterim. Ve bir de buradaki Teğmenlerle ilgili, hepsiyle ilgili değil, birkaçıyla ilgili bir soruşturmanın devam ettiğini söylemek gerekiyor. Ve en önemlisi, yani Ali Aydar Bey muhtemelen o da yaptı askerlik, biz de yaptık. Askerliğin olmazsa olmazı disiplin, her kural emir komuta zinciri içerisinde yürür. Emir komuta zincirini kıran cezalandırılır. En ufak bir şeyde bile. Mesela silah doldur boşaltta bile emir komutaya uymazsanız ağır cezası vardır. Askerlik böyle bir şey. Şimdi burada 7 kez müracaat etmişler. 7'sinde de hayır yapamazsınız, bu yemin kaldırıldı, lütfen yapmayın denmiş. O haldeyken bile bu tören yapılmış. Yapılabilir mi? Yapılmış. Evet. Bunun bir disiplinsizlik yönünden mutlaka ve mutlaka karşılığının olması lazım. Benim durduğum yer burası. Ama Sayın Özgür Özel bugün konuyu getirdi. Fethullahçıların darbe yaptığını, Atatürkçü askerlerin, Mustafa Kemal'in askerleri olanlarının darbe teşebbüsünde bulunmayacağını, bilakis Fethullahçıların 15 Temmuz'da darbe yaptığını söyledi. Şimdi burada mesele eğer Mustafa Kemal'in askeriyiz demek ya da Atatürkçü subaylar oradan tasfiye ediyorlar, ediliyor diye bir mesele indirgenirse, bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli Savunma Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayrıştırmadır bu. Yani kim yapıyorsa yapsın. Bunu CHP yapıyorsa ayrıştırma yapıyordur. AK Parti yapıyorsa yine ayrıştırma yapıyordur. Ve bunun böyle olduğunu iddia etmek de bence ayrımcılığı körüklemektir. Şimdi ben buraya birkaç tane örnek getirdim. Burada en önemli söylüyorum. Bu metin 97 yılında icat ediliyor ve bir harp okulu öğrencisi yazıyor bu metni. O kaldırılan metni. Ve ilk okuyan, hani diyor ya Sayın Özgür Özel, bu metnin Kemalist Atatürkçü subayların okuduğu bir metindir ve buradan bir darbecilik üremez, evet, darbecilik evet, olmaz. Evet. Bilakis Fethullahçılar darbe yaptı diyor. Bu metni ilk okuyan, ismini söylüyorum, Adnan Uygun. Ne zaman okumuş? 1997 yılında. Ve o gün bir de konuşma yapmış bu metni okumadan ve arkadaşlarını okutmadan önce. Aynı böyle törende, aynı yemin töreninde diyor ki konuşmasında, Atatürk'ün fikirlerini yaşatacağız, Atatürk'ün açtığı bilim ve akıl yolunda ilerlemeyi sürdüreceğiz diyor bu adam, Adnan Uygun. Peki bu Adnan Uygun o zaman Teğmen sonra ne zaman karşımıza çıkıyor? 15 Temmuz 2016 günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü askerleriyle beraber, emrindeki Fethullahçı askerlerle beraber kapatan ve orada 3 kişiyi şehit edip 49 kişiyi de yaralayan alçak olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda müebbet hapis aldı ve müebbet hapiste şu anda içeride çürüyor. Kim bu? Bu yemin eden ve ben Atatürkçüyüm diye bize yalan söyleyen, Atatürk'ün izinden gideceğim diye yalan söyleyen bir teğmen olarak büyüyor, geliyor ve yarbay olarak 15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatıp 3 tane insanımızı şehit edip 49 tane de yaralayan... Bu örneği neden verdiniz Hasan Bey? Yani ben Özgür Bey'e cevaben söyledim ve Ali Aydar Bey'e cevaben söyledim. İki, devam edelim. Bunlardan çok var. Bakın, bu yemini edenlerden birisi de yine Eşref Mert diye bir teğmen. Aynı şekilde. Ve Eşref Mert 15 Temmuz darbe gecesinde kurmay albay ve şu anda müebbet hapis yatıyor. Bu da bu yemin ettirmiş. Kara Harp Okulu'nda, mezuniyet töreninde. Hani Mustafa Kemal'in askeri ya, bu arkadaşların tamamı. Bunu söyleyince eğer olmuyorsa
Yani biz Mustafa Kemal'in askerleriz diyen herkesin Mustafa Kemal'in askeri gerçekten askeri olduğuna inanmak istiyoruz. İnansak bu adamlar Fethullahçıların askeri olduğunu ispatlıyorlar. Bakın bir tane daha. Ali Çakan diye bir adam. Ali Çakan. Teğmen Ali Çakan. Yine 30 Ağustos'ta konuşma yapıyor önce, yemin töreninden önce. Bu yemin ettirmeden önce şöyle diyor. Türk milleti 30 Ağustos'ta hiç olmayacak hayal peşinde koşan peki, zavallıları denize dökerek Türk ulusunun asla esaret zincirine vurulamayacağını tüm dünyaya haykırdı. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için hep daha çok çalışacak, canımızı seve seve feda edeceğiz diyor. Hı hı. Kim diyor? Ali Çakan, Teğmen ve 30 Ağustos'ta bu yemini ettirmeden önce. Peki bu adam ne oluyor? Peki. Arkadaşlar bu adam 2016'da darbe seçiminden sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Ve bu adam da şu anda darbecilikten yargılanmış. Şimdi ben bunları Özgür Bey'e ve Ali Aydar Bey'e nakletmek istedim. Buradan şuraya geleyim. Ben bu genç arkadaşların bir cuntacı olduğuna inanmıyorum. Ama bu arkadaşların tamamının çok halis bir şekilde biz efendim Mustafa Kemal'in değerlerini, Atatürkçülüğü savunmak maksadıyla bu eylemi yaptığına da inanmıyorum. Peki. Bunlar birileri tarafından gaza gelmiş oradakilerin çoğu ama toplam 8 kişi hakkında bir soruşturma yürüyor. Soruşturmanın sonucunu beklemek lazım. Peki. Çünkü TSK'yı yıpratan aslında bu disiplinsizliklerdir. Hı hı. Ali Aydar Bey, evet ben Hasan Bey diyor ki cuntacı olduklarına inanmıyorum ama her Mustafa Kemal'in askeriyim diyenin de bu ülkenin kurucu lideri Atatürk'e olan bağlılığını gösterdiği anlamına gelmez. Ama bir taraftan da şöyle yorumlar da var. Resmi tören bittikten sonra mezunlar bazen gruplar halinde bazen topluca alanda kılıç çeker, kutlama yapar, ant içer. Resmi tören sırasında ya da alanında değil, alanın bir bölümünde de olur bu. Hani Karacılar için kılıç mutluluğu simgeler yorumları yapılmıştı. Fakat Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyor ki buradaki mesele okunan metin değil, emre uyulmaması. Yani bu okunacak metinden sadece organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğunun paylaşıldığının altı çiziliyor. Ve şu da var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tartışmaya açıp itibarını zedelediler. Hem bunlar çerçevesinde hem de Sayın Öztürk'e yanıt olarak. Buyurun. Tabii. Şimdi Sayın Hasan Öztürk, sevgili hocam dedi ki yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Aslında dile getirdiği bilgiler bizim açımızdan yeni bilgiler değil, duymadığımız, bilmediğimiz bilgiler değil. Mesele şu, ilk başlarken de söyledim. Cumhurbaşkanı fikrini değiştiren ne oldu? 8 gün sonra yeni mi farkına vardı? İkincisi, bu insanlar, Semiha Hanım, yıllarca eğitim aldılar bu okullarda. Evet. Bu okullarda eğitim alırken bu çocukların, bu gençlerin ne olduğunu, ilişkileri vesaire falan neden bilinmiyor ya da neden görülmedi? Eğer bir disiplinsizlik varsa, gerçekten iddia edildiği gibi bu gençler herhangi bir yapıya aitse ya da bir yapının içerisinden böyle bir harekete girişmişlerse bunun tespit edilmemesi başlı başına bir disiplinsizliktir. O zaman Harp Okulu komutanından efendim Kara Kuvvetlerinden efendim Genelkurmay Başkanına kadar herkesin bunda çok ciddi bir dahli vardır. Eğer bir disiplin mekanizması işleyecekse kendi emir komuta zinciri altında bunların yapılmasına izin verenler ya da bu örgütlenmenin oluşmasına izin verenler bununla asli sorumludur. Yani Hasan Bey askerlikten bahsetti. Askerlikte sadece en alt kademedekiler ceza almazlar bir disiplinsizlikte. Onun komuta kademesindeki herkes bu sürecin içinde yer alır. Bu birinci mesele. Zaten İkinci öyle. Mesele şu. İkinci mesele şu. İkinci mesele şu. Şimdi yıllardan beridir aslında mevcut AK Parti'nin Türkiye'deki bütün kurumlara yönelik olarak, kurumlardaki örgütlenme modellerine, kurumlardaki örgütlenme hiyerarşisine yönelik olarak çok ciddi müdahaleleri oldu. Bu en önemli kurumlardan biri de askerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ordumuza inanılmaz derecede büyük zararlar verildi. 2010-11 sürecinde hatırlıyorsunuz, Balyoz Ergenekon sürecinde ve o sürecin akabinde bu ülkenin Genelkurmay Başkanı tutuklandı, Semiha Hanım. Ve neyle tutuklandı biliyor musunuz? Osman Öcalan'ın gizli tanıklığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklandı. Hı hı. Sonra
yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra denildi ki ya bu işi Fethullahçılar yaptı, FETÖ'cüler yaptı. Dolayısıyla aslında Genelkurmay Başkanı'nın bir suçu yoktu. Peki siz neredeydiniz? Siz ülkeyi yönetiyordunuz. Siz ülkeyi yönetirken Fethullahçıların bu denli örgütlenmiş olması, bu denli rahat bir biçimde hareket etmiş olması, sınav soruları, yükseltmeler, bütün bu metinler bilinmiyor muydu? Elbette ki biliniyordu. Çünkü bu isimler hepsi bizzat Fethullahçılar tarafından, FETÖ'cüler tarafından mevcut iktidara veriliyordu. İktidar bunların önünü açıyordu ki 15 Temmuz darbe girişiminde Şaban Dişli'nin kardeşi, AK Parti yöneticisinin kardeşi bu darbe girişiminin, hain darbe girişiminin en önemli unsurlarından biriydi. Dolayısıyla bu teğmenlere ilişkin olarak efendim şöyleydi, efendim böyleydi, tevatürler, efendim yani onlarca, yüzlerce kişi var onların içerisinde. Mutlaka birilerinde bir şey olabilir ama bunu bulmak görevi mevcut iktidarındır. Dolayısıyla o iktidar bünyesinde olan Milli Savunma Bakanı'ndır. Yapabiliyor mu? Yapmıyor. Peki ne oluyor bunun sonucunda? Efendim Mustafa Kemal'in askerleriz diyen gençlerimizi ihraç edelim. Peki bu disiplin meselesinde, bu ihraç meselesinin gündeme gelmesi sizce sadece emre itaatsizlikle ilgili bir şey midir? Yoksa mevcut ordu yapısının, komuta kademesinin baştan aşağı şekillendirilmesini ve iktidarın istediği tarzda kendisine yakın olan komutanların belirlenmesi çabasının bir sonucu mudur? Ben bunun tam da Mustafa Kemal'in askerleri izdafından rahatsız oldukları için Mustafa Kemal'in askeri olmamaları gerektiği, dolayısıyla düzene, iktidara muazzam bir biçimde bağlı olmalarını istendiği için bu insanlar ihraç ediliyor, gözdağı veriliyor. Diğer askerlere, diğer teğmenlere şu söyleniyor. Deniyor ki yarın öbür gün içinizde kazara Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Kemalist birileri yetişirse biz onlara yaşam hakkı vermeyiz. Tıpkı Fethullahçıların yaptığı gibi. Onlar da kendi dönemlerinde Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere gerçekten yaşam hakkı vermediler. Ordudan farklı gerekçelerle attırdılar. Ve sonrasında ne oldu? Sonrasında bu ülke bir kalkışmayla, hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldı. Şimdi tarihi bir uyarı yapıyoruz. Diyoruz ki bakın ordunun mevcut yapısıyla oynamayın. Sonuçta Mustafa Kemal sıradan bir isimden bahsetmiyoruz. Ülkenin kurucu liderinden, kurucu önderinden, bir büyük devrimciden bahsediyoruz. Yani bu ülkeyi kuran, bu ülkede kurtuluş savaşı vermiş bir büyük dehadan bahsediyoruz. Bunun yolunda gitmeyecek olan askerler kimin yolundan gidecekler? Kime sahip çıkacaklar? Gerçekten özgüveni yüksek olan bir iktidar olsa bununla gurur duyar. Der ki ya ne mutlu bu kadar zor koşullarda, bu kadar umutsuz koşullarda, hele ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya keşke Gazi 10 yıl daha yaşasaydı türü açıklamaların olduğu, ya da AK Partili bir kısım üyelerin ya işte Atatürk yaşasaydı AK Partili olurdu, bu kadar güzellemelerin yapıldığı yerde, bu sizce bir çelişki değil midir? Bir taraftan Atatürk'ü övüyorsunuz, bir taraftan Atatürk'ün askerleriyiz, Mustafa Kemal askerleriyiz diyenleri oradan ihraç ediyorsunuz. Peki. Dolayısıyla bu ihraç meselesi, son cümlem şu olsun, bu ihraç meselesi bence mevcut Milli Savunma Bakanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın ve Harp Okulları Komutanı'nın taşıdığı üniformanın bir şeyidir. Eğer o bunlar ihraç edilirse o üniforma o saygıyı hak etmeyecektir. Kendi askerleri, kendi gerçekten onun Mustafa Kemal yoluna giden insanlar bu saatten sonra o herhangi bir biçimde bu insanlara saygı duymasını kimse beklememelidir. Bu aslında bir büyük disiplinsizliği başlatacak ağır bir hamledir. Bundan ısrarla ve özenle kaçınması gerektiğini Peki. düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk de Kara Harp Okulu'ndan mezundur ve hani aslında her askerin eğitiminden aldığı minnet ve vefa duygusu da vardır demek istedi zannediyorum Ali Haydar Aynen Fırat. Öyle. Aynen öyle. Hasan Bey, bu konuyla ilgili böyle kısacık bir iki cümle rica edeyim, yoksa diğer başlığa tamam. geçmek istiyorum sizinle. Tabii, kısacık söylüyorum. Ali Haydar Bey merak etmesin. Harp okullarında mezun olan her bir teğmen bir kere kendisini Mustafa Kemal olarak kodlar. Bu da gelenektir. Yani hepsi ileride Genelkurmay Başkanı olmak, hatta ileride Cumhurbaşkanı olmak bile isterler. Bu oradaki gelenek öyle çok kolay kırılmaz ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni koruyalım amenna, ama Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yıllar içerisinde cuntaların olduğunu, darbelerin olduğunu da hatırlayalım. Evet. Bir tane de şey, bilgi olsun diye söyleyeyim. Ali Haydar Bey önemli bir nokta değil. Hani bu teğmenler değil, işte komutanların da bir şekilde disiplinin soruşturması geçmesi gerektiğini söylüyor. Onu da paylaşalım. Bu yemin töreniyle ilgili, şimdi bunu okuyan iki tane teğmen, yani biri kızımız ve diğer bir teğmen ve onlarla beraber organizatör olarak bakın alay komutanı vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı da şu anda disiplindeler. Onu da söylemek isterim. Yani
onların başındaki komutanlar da şu anda disiplin sürecindeler. Onların da ihracı söz konusu olabilir. Yani ihraç talebiyle, ama ben ihraç çıksın da istemem, onu da söylüyorum. Peki. Kapatıyorum. Bu çok konuşabileceğimiz ama kapatıyorum. Buyurunuz. Peki. Şimdi bir diğer önemli mesele de Sayın Bahçeli'nin tarihi açıklamasıyla başlayan yeni süreçti. Bugünkü grup toplantısında da PKK yönelik yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Hani yeni süreç durdu mu, devam ediyor mu, işte Kandil kimi dinleyecek, bu tartışmalar devam ederken PKK Kürtleri temsil edemez, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz, buna hakkımız yok, gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım vurgusu, çağrısı yaptı. Bununla ilgili de değerlendirmenizi alayım Hasan Bey kısaca, ardından Sayın Fırat'a geçeceğim. Şimdi bugünkü Sayın Bahçeli'nin konuşması benim açımdan şurası önemliydi. Hani Cumhur İttifakı'nda bir kırılma var. İşte AK Parti içerisindeki bazılarının da bu konuda epeyce bir çabası olmuştu. Yani sanki Bahçeli'nin... Ama Cumhur haberi... İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi bugün. Evet, evet. Yani metinde getirdim. Sayın Bahçeli'nin burada Cumhurbaşkanımızla aramızda bir itiraf yoktur cümlesini alıyoruz. Bunun teyidi zaten MYK'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kapalı oturumda yaptığı konuşmanın medyaya servis edilmesi ve medyada da yer bulması. Yani aramızda bir itiraf, bir sorun yok Sayın Bahçeli'yle dediği cümleleri de örtüsünce Cumhur İttifakı'nın bu konudaki duruşunun net olduğunu anlıyoruz. İkinci bir şey daha var. Orada önemli bir şey Sayın Bahçeli'nin son bölümde söylediği çok önemli, çok değerli bir şey var. Bu meselelerin tamamının gelip dayandığı nokta bu dış gelişmelerle ilgili. Yani bu uluslararası konjonktürle ilgili ve Orta Doğu ile ilgili olduğunu anlıyoruz. O da şu. Yani PKK Kürtleri temsil edemez diyor ya. Hı hı. Dün terörist başından yoldaşları olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar cümlesi. Şimdi dün terörist başının yoldaşları olanlar cümlesinin ben yorumluyorum. Benim yorumumu söylüyorum. PKK'nın kuruluş, yani APOCU'nun kuruluşunda Kürt halkının veya Kürtlerin haklarının temini için silahlı güç olarak kendini inşa eden bir örgüttü. PKK terör örgütü. Abdullah Öcalan da bunu söylüyordu. Bugün Devlet Bahçeli diyor ki öyle diyordunuz, şimdi Amerika'nın çıkarları için onlar uşağı haline geldi, terör örgütü. Bunu niye söylüyorum? Şu anda PYD'nin başındaki Mazlum Kobani son yaptığı açıklamayı hatırlatmak isterim. Yaptığı açıklamada demişti ki Abdullah Öcalan bize silah bırak çağrısı. Yapamaz, bunu söylemez ama Türkiye'nin iç barışına yönelik destekliyoruz diye bir cümle kurdu. Şimdi dolayısıyla PKK terör örgütünün, Suriye kolunun, özellikle Suriye kolunun, PYD'nin Amerika'nın bir aparatı olduğunu Türk kamuoyuna bir kez daha deklar ediyor Sayın Bahçeli. Ve bunu da söylerken hani siz dün Türkiye'deki haklarınız için mücadele ettiğiniz Türk askerine silah sıktığını söylüyordunuz. Terörist başının yanındaydınız ama şimdi böyle bir şey değil. Amerika'nın uşaklığınızı yapıyorsunuz diyor. Bu da bence çok daha değerli bir şey diye düşünüyorum. Peki Sayın Fırat. Semih Hanım, aslında iki mesele var. Birincisi biraz önce hem Devlet Bey'in bugün söylediği hem Hasan Bey'in söylediği çerçeve doğru. Evet, PKK Kürtlerin elbette ki temsilcisi olamaz. İkincisi gerçekten hani işte çok farklı bir biçimde kendisini konumlandırıp bugün Amerikan çıkarlarına hizmet ediyor olması elbette ki onların mevcut tablo içerisindeki konumunu gösteriyor. Bir diğer mesele şuydu. Sayın Bahçeli dedi ki bizim de Sayın Cumhurbaşkanlarımıza bir husumet yok. Bu süreçle ilgili olarak kendisinin bilgisi var dedi. Yani bu çerçevede bir konuşma yaptı. O zaman soru şu. Madem Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçle ilgili bilgi sahibi ise, yani Öcalan'ın meclise gelmesiyle ilgili bir bilgi sahibi ise, neden Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama, kamuoyun herhangi bir bilgilendirme yapmadı? Yani onlarca gezi yaptı, gazetecilerle bir araya geldi, sonrasında grup toplantılar yaptı, basın toplantıları yaptı. Bu kadar önemli bir meselede Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece genel çerçevede Devlet Bey'e iyi bir el uzatmıştır, buna sahip çıkmak gerekir dışında Öcalan meclise gelsin mi gelmesin mi sorusuna bir cevap vermediğini not edelim. İkinci mesele, gelecekse nasıl gelecek? Bir yasa değişikliği mi olacak? Efendim işte genel af mı çıkarılacak? Bunun yol haritası nedir, ne değildir? Öncesinden bir örgüt ya da Öcalan arasında bir diyalog kurulmuş mudur, kurulmamış mıdır? Bunların hepsinin, bu süreçlerin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve bunların bilgisinin toplumla paylaşılmasını, halkımızla paylaşılmasını istiyoruz. Bu konuda
henüz bir cevap verilmiş değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklediğimiz bu saatten sonra bu süreci ilişkin olarak madem bilgisi vardı, bu süreç nasıl gelişecek? Yani Öcalan meclise gelip şey yapacak mı, HDP grubunda terör örgütüne silah bırakın diyebilecek mi? Ya da başka türlü bir biçimde. Buradaki sorular gerçek anlamıyla açığa kavuşturulmadan, çünkü iktidar şu anda AK Parti'nin, AK Parti yönetiyor. O zaman bize bu süreci nasıl ilerlediklerini de çok net bir biçimde ifade etsinler. O zaman da milletin kafasındaki soru işaretleri ortadan kalksın. Hı hı. İnsanlar da ona göre pozisyonlar alsınlar. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Sayın Hasan Öztürk, Sayın Ali Haydar Fırat, yayına katıldığınız için.